Ünlü olunca ilgi de beraberinde geliyor. Üstelik bu ilgi her zaman doğru ya da iyi zamanlarda ortaya çıkmıyor. Bu yüzden piyasadaki en ünlü kişilerin her zaman güvende olduklarına emin olabilmek için korumalara ciddi paralar yatırmaları kulağa mantıklı geliyor. Bazı korumalar sokaktan geçen herhangi bir insan gibi görünse de bu listedekiler kesinlikle onlardan farklı. İşverenlerini güvenli tutabilmek için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Videonun sonuna kadar kalın çünkü en sonunda size bir cenaze sırasında işvereniyle konuşmak isteyen bir adamı döven korumadan bahsedeceğiz. Sizi bu inanılmaz korumalarla korkutmaya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi asla kavga etmek istemeyeceğiniz 10 ünlünün korumasından bahsedelim. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar'ın korumasının adeta bir dev olduğunu söylesek abartmış olmayız. Ayrıca Kendrick'in kendisinin 1.63 boyunda olduğunu da hatırlatalım. Temmuz 2018'de bir turne sırasında çekilen fotoğraflar sonrasında Kendrick'in korumasının kendisinden tam %50 daha uzun boylu olduğu dedikoduları doğrulandı. Ünlü yıldızın turneleri sırasında profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf çekmesini yasaklamasından sonra paparaziler tarafından fotoğrafının çekilmesini kesinlikle istemediğini kanıtlamış oldu. Korumasının ters ters bakan iri gözleri olsun, ünlü yıldızın fotoğrafını çekip kendimizi riske kesinlikle atmazdık. Ne kadar çok ücret alsak da. Kylie Jenner. Jenner'ın korkutucu ama inanılmaz seksi korumasının adı Tim Chung. Hatta internetteki herkes Tim'in Stormy'nin gerçek babası olduğundan emin. Ama tabii bu hikayeyi başka bir zaman anlatalım. Tim, yüksek kalitede bir koruma olabilmek için bütün gerekli özelliklere sahip. Kylie için çalışmaya başlamadan önce LAPD'de polismiş. Ayrıca basketbol oynamayı çok seviyor ve Kylie'ye yaklaşmak isteyen herhangi bir kişiye kendini siper edebilecek kadar uzun. Bunların dışında Tim, kendini bir girişimci, model ve aktör olarak da tanımlıyor. Cardi B. Cardi'nin korumaları ünlü rap yıldızını korumak için işleri bir adım ileri götürdüler. Hatta öyle ki neredeyse saldırı iddiasıyla tutuklanıyorlardı. 33 yaşında Bronx'lu bir adam Mayıs 2018'de hamile Cardi B'den otelin önünde imzasını istemiş. Ama Cardi B isteğini kabul etmeyince adam hiçbir şekilde isteğinden vazgeçmemiş ve kadına yaklaşmaya başlamış. Sözde Cardi B'nin korumalarından biri adamı yere yatırmış ve bir diğeri de kafasına vurmuş. 3 kişi ise olay yerinden kaçmış ve adam yaralı bir şekilde hastaneye götürülmüş. Bu hikayeden çıkarttığımız bir sonuç varsa o da bir ünlünün korumasıyla asla kavga edilmemesi gerektiği. Özellikle de Cardi B'ninkilerle. Drake. Drake'in koruması da belli ki konu işini yapmaya gelince limitlerini pek bilmiyor. Kayıtlara göre bir kişi Drake ve korumasına karşı bir dava açmış. İddialarına göre Drake'in koruması Chaps, adam Drake'in malikanesine gelince onun çenesini kırmış. Malikaneye girişine de davetli olduğunu söyleyerek açıklamış. İnternette paylaşılan fotoğraflarda aşikar bir saldırı olduğu görülüyor ve fotoğrafta adam vücuduna takılı bir sürü şeyle birlikte hastane yatağında uzanıyor. Hastanede günlerce yapılan inceleme ve ameliyat sonrasında Drake, koruması olan Chaps'ın sadece nefsi müdafaa yaptığını ve kötülüklü bir şey yapmadığını savunmuş. 2018 yılında ise dava düşmüş, yani Drake ve korumasının artık endişelenmelerine gerek yok. Kim Kardashian. Pascal size Kim Kardashian'ın 2016 yılında uğradığı silahlı soygundan dolayı tanıdık geliyor olabilir. Kim'in fahiş fiyatlı elmas yüzüğü çalınmıştı ve kimse hırsızın Pascal'ı nasıl alt ettiğini anlayamamıştı. Çünkü gerçekten alt edilecek gibi birisi değil. Pascal'ın kasları inanılmaz ve kendisi eskiden orduda çalışmış biri. Boyu 1.90 ve kilosu da 120. Eğer kullanılması gerekirse ciddi bir fiziksel güce sahip. Pascal etkileyici gücünü ve vücut formunu spor salonuna sık sık gitmesine borçlu. Ayrıca dövüş sanatları dersi de alıyor. Bu yüzden Kim'i acil bir durumda koruması gerektiğinde birden judo yapmaya başlayabilir. Ama Paris olayından bir ay sonra Kim ile artık çalışmamayı seçti. Adele ve Lady Gaga. Adele ve Lady Gaga da koruma olarak Peter Van Der Veen ile çalışıyorlardı. Peter eski Mr. Europe olsa da aslında göründüğü kadar kibar biri değil. Neşeli bir fanını Lady Gaga'dan özel büyük bir kuvvet uygulayarak zorla ayırdıktan sonra fanları neye uğradıklarını şaşırdılar. Peter adamı kendine doğru büyük bir güçle çekerek Lady Gaga'ya yolu açtı. Gaga'nın güvenlik konusunda oldukça minnettar olduğuna eminiz ama bu kadar vahşi olmasına gerek var mıydı? Nicki Minaj. Nicki Minaj genel olarak küstah ve şımarık tavrıyla biliniyor ama konu güvenli olmaya gelince onun da fiziksel bir korumaya ihtiyacı var. Bu yüzden Nicki'nin korumaları onun mutlu ve güvenli hissetmesi için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya her zaman hazır. Yine de 2013 New York Moda Haftası sırasında Nicki'yi koruma konusundaki kararlılık bazı sonuçlar doğurdu. Öncelikler biraz karıştı.
Nicky çok büyük bir kalabalık arasında yürümeye çalışıyordu ve korumaları da yanında kolayca yürüyebileceğine ve hareket edebileceğine emin olmak için ona eşlik ediyorlardı. Ama bu uğraş sırasında yanlışlıkla The Cut isimli moda web sitesinin yayın yönetmeni olan Stella Bugby isimli bir kadını ezdiler. Angelina Jolie. Angelina Jolie'nin eski koruması olan Mark Billingham tam 27 yıl boyunca bir SAS komandosuymuş. Yine de hayatında üstlendiği en zor görevin Brett ve Angelina ve çocuklarını korumak olduğunu söylüyor. Korumaları olarak güzel bir iş çıkarmış olmalı çünkü ailenin güvenlik şefi olarak terfi etti. Görünüşe göre Mark'ın yöntemleri birçok korumadan daha akıllıca. Çünkü tuhaf insanları sonsuza kadar çevrelerinden uzak tutmayı çok iyi başarabiliyor. Ama yine de bazı insanlar çok yakınlaşma konusunda kararlı oluyorlar. Hem de Mark'ın heybetli görünüşüne rağmen. Fiziksel olarak çok yaklaşan kişilere saldırmak yerine Mark, Brett ve Angelina'yı güvende tutmak için zekasını ve tanıdıklarını kullanmış. Hatta bir kere Angelina'yı taciz eden birisini tutuklatmış. Snoop Dogg. Snoop Dogg'un koruması asla taviz vermiyor ve buna cenazede matemli bir akrabaya saldırmak da dahil. Görünüşe göre birisi komedyen Ricky Harris'in cenazesinde Snoop Dogg'u fark etmiş ve Snoop'a çok fazla yaklaşmış. Ama koruması adama yavaşça ve sessizce uzak durması gerektiğini söylemesi gerekirken kırmızı alarma geçmiş ve adama saldırmış. Çevredekiler kargaşa yüzünden çok öfkelenmişler. Özellikle de Snoop'la konuşmaya çalışan kişinin Ricky'nin akıl hastası yeğeni olduğunu fark ettikten sonra. Kısa süre içerisinde polis olay yerine gelmiş ama kimse tutuklanmamış. Çünkü iki taraf da olayı daha da ısınmadan bitirmeye karar vermişler. Justin Bieber. Koruması istediği her şeyi yapan bir diğer ünlü de Justin Bieber. Zaman zaman yaramaz ve istediği her şeyi yapan biri gibi imaj çizen yeni nişanlı Justin, bir gün bir fotoğrafçının kendisinin sinsi bir fotoğrafını yüklemeye çalıştığını fark etmiş ve çıldırmış. Korumasından fotoğrafların bulunduğu hafıza kartını almasını ve adamı dövmesini istemiş. Justin korumasına "Git ve hafıza kartını al. Kartı alman için ne yapman gerekiyorsa onu yap." demiş. Zavallı fotoğrafçı korumanın sert hareketlerine maruz kalmış ve acımasızca bir arabaya çarptırılmış. Aslı erkekler sürekli spor kıyafetler giyer diye sordunuz mu? Eminim ki bu giyim tarzının onların hayat biçimlerinin ve bitmeyen antrenmanlarının bir parçası olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bu doğru ama başka nedenler de var. İlk önce takım elbiseler vücut geliştiricilerin üstünde çok tuhaf görünürler. İkincisi, onlara uygun bir ceket ölçüsü bulmak çok zordur. Bir ton kası hiç esnemeyen bir cekete sığdırmak hiç kolay değil. Şunu izah edelim. Bu videonun kayıt sürecinde ne bir uçağa ne de bir vücut geliştiricisine zarar verilmedi. Bu tipte bir adamın uçağa binebilmek için yapması gereken şeylere bir bakın. Zavallı adam her türlü sınavdan geçiyor. Ama asıl eğlence uçaktaki yerine oturmaya niyetlenmesiyle başlıyor. Dikkatlice hareket ederek eğilmesi gerekiyor ve herkes onun hızlıca geçebilmesi ve insanları daha fazla rahatsız etmemesi için bir kenara çekiliyor. Sonunda her şeyin düzene girdiğini ve onun biraz nefes alabildiğini görüyoruz. Ama uçağın koltuğu belli ki onun kadar iri biri için uygun değil. Eminim ki bu videonun neresi komik diye soracaksınız. Alt tarafı bir adam akşam yiyeceği yemeği seçmeye çalışıyor. Videonun ilk başlarında biz de aynı şeyi düşündük. Ta ki barici adamımız aynadaki aksini görene kadar. Aa evet, bu abartılı bedenin sahibi kendi görüntüsünden gayet memnun. Sadece bir bakın. Eminim ki tam bu anda aklında "Vay be! Ne kadar da güzel bir vücuda sahibim. Evet, bir de bu yandan bak. Evet, muhteşem. Şimdi kaslarını göster. Of, şu biseplere bak. Evet, etrafta kimse yok. Her zamanki gibi çok yakışıklı görünüyorum. Çok maço. Eyvah, galiba birisi geliyor. Şimdi kaçma zamanı." diye düşünüyordur. Görünen o ki bu inanılmaz spor arabalar normal insanlar için yapılmışlar. Delice yüksek fiyatlardan bahsetmiyoruz. Bunu çok alçak ve küçük oldukları için söylüyoruz. Uzun, geniş ve kaslı bir yapınız olduğunu, ilaveten biraz da göbekli olduğunuzu ve böyle bir araba satın aldığınızı düşünün. Aslında hiç de fena olmazdı. Birkaç saniye içinde kim bilir kaç kilometre hızla yol kat etmiş olabilirdiniz. Ve işte buradasınız. Ve aldığınız arabayla gayet memnunsunuz. Biraz güçlükle binebiliyorsunuz ama başarıyorsunuz. Ve diyelim ki şehre gideceksiniz. Gerekeni yapmışsınız ve herkes sizi kıskanıyor. Ama bir şekilde bu mükemmel arabadan çıkmanız gerekecek. İlk yapmanız gereken şey acele etmemeniz. İlk önce omuzlarınızı arabadan çıkartın, daha sonra vücudunuzun geri kalanını. Peki ya siz hiç böyle kaslı olmak istediniz mi? Bizi yorum bırakarak bildirin ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Asla kavga etmek istemeyeceğiniz 10 ünlünün koruması işte bunlardı. Siz hangi korumayla en çok güvenli hissederdiniz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler ve abone olmayı unutmayın.